Bilmenizde fayda vardan herkese merhaba. Ben Zeynep Bayar. İlk haberimiz Apple'dan geliyor. Almanya Federal Kartel Dairesi, Apple'ın pazarlar genelinde ekonomik bir güce sahip olduğunu ve bunun da şirkete rekabette yeterince kontrol edilemeyen bir hareket alanı sağladığını kaydetti. Apple'ı çapraz pazarlar arası rekabet için çok önemli bir şirket olarak tanımlayan Alman Federal Kartel Dairesi, şirketin rekabet karşıtı davranışını daha erken bir aşamada yasaklamak amacıyla daha sıkı denetim getireceklerini açıkladı. Bankacılık krizine ilişkin ikinci haberimizle devam ediyoruz. ABD'de Silicon Valley ve Signature Bank'in iflası sonrası bankacılık sektörüne güvenin sarsılması sebebiyle küçük bankalar müşterilerine 1000 doları bulan promosyonlar vermeye başladı. Capital One 10 bin dolar ve üzerindeki mevduatını bankaya taşıyan müşterilere 100 dolar promosyon vereceğini açıklarken Discovery Financial Services ve Lending Club da benzer promosyonlar vereceğini duyurdu. Sırada duymaktan keyif alacağınız bir açıklama var. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede COVID-19 salgınının sona erdiğini ilan etti. Almanya genelinde okul ve kreşlerin kapatılmasının gerekli olmadığını aktaran Lauterbach, ülkede maske zorunluluğunun 7 Nisan'da tamamen sona ereceğini açıkladı. James Webb Uzay Teleskopu, geçen yıl faaliyete geçmesinden bu yana rekor kıran bilimsel keşiflerine devam ediyor. Nature Astronomy dergisinde yayımlanan iki çalışma, gökbilimcilerin şimdiye kadar gözlemlenen en uzak 4 galaksiyi kesin bir şekilde tespit ettiklerini kaydetti. Büyük patlamadan 300 ila 500 milyon yıl sonrasına ait olduğu belirtilen bu galaksilerin yeniden iyonlaşma çağı olarak adlandırılan dönemden geldiği açıklandı. İngiltere'de gündem yaratan son haberimizle veda ediyoruz. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü sonrası yerine gelen oğlu Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla 6 Mayıs'ta düzenlenecek törenle resmen taç giyecek. Ancak etkinliğe katılacak olan dünya lideri ve sanatçı sayısının beklenenden az olması kraliyet ailesinde büyük hayal kırıklığı yarattı. Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, turne programını bahane ederek törende performans sergileyemeyeceğini açıklamıştı. Aynı şekilde Harry Styles da teklifi reddetmişti. Performans sergileyecek ünlü şarkıcı bulma sorunu sürerken siyasetten de bir red haberi geldi. ABD Başkanı Biden'ın Kral Charles'ın taç giyme törenine gelemeyeceği, yerine ise eşi First Lady Jill Biden'ın katılacağı açıklandı. Bilmenizde fayda varın, bugünkü bölümünün sonuna geldik. Sağlık ve mutlulukla kalın.